Gölgesinde otur ama, yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa. Tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit. Suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Evet, Abdurrahim Karakoç'u da buradan rahmetle yad ediyoruz. Allah kanı kanı rahmet edesin, yüreğine sağlık. Evet. Şimdi tabii Sedat kardeşim, bunları söylerken toplumumuza baktığımızda bizim işte bu yayınlara çıkanlar olarak, işte sizin aracılığıyla mesaj verenler olarak, herkesin toplumda kendisine biçilmiş bir rol var. İşte bu kardeşim insanların sağlıklı bir hayat sürebilmesi için onlara öncülük ediyor, onları bilgileriyle donatıyor ve sağlıklı bir yaşam, kaliteli bir yaşam sürmesi için bir mücadelenin içerisinde. Tabii bunu yaparken önceliğimiz insan, insan merkezli olmalı. İnsan merkezli baktığımız zaman, hani Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaratanını severiz, yaratandan ötürü düsturuyla önce insan diyerek yola çıkıp, tabii bunu yaparken kendi hayatını idame ettirebilmesi için de bunun karşılığını alması lazım. Diğer tarafta işte sanatçı kardeşimiz kendi sanatını icra ederken gene biz Allah'ın yarattığı bir kul olarak kendimizi görüp o çizginin dışına çıkmadan, o çizginin içerisinde kalarak insanlara güzel mesajlar verebilme noktasında bir mücadelenin içerisinde olmamız lazım. Fakat bugün geldiğimiz noktada, geçen programımızda bahsetmiştik kısmi olarak, gençlerimizin birçoğu elimizin altından kayıp gidiyor. Bizler yaşadığımız kadar daha yaşamayacağız. Bu hayatın içerisinde verebildiğimiz kadar gençlerimize, yaşlılarımıza, dostlarımıza, ahbaplarımıza, bu güzel ülkemizin insanlarına bir şeyler verebilme adına en güzel mesajları vermek için bir gayret içerisinde olmamız lazım. Evet. Ben gençlerimiz elimizden kayıp giderken bunun sebebinin ne olduğu noktasında bu geçmişte yaptığımız programla bu program arasında biraz böyle okudum, araştırdım. Biraz baktım, inceledim ve şu karara vardım. Gençlerimiz bizim yüzümüzden elimizden kayıp gidiyor. Neden bizim yüzümüzden elimizden kayıp gidiyor? Biz onların rol modelleriyiz. Evet. Onlar bize bakarak hayatlarını yönlendiriyorlar. Onlar bizi örnek alarak bir yerlere gidiyorlar. Şimdi buradan belki bu söyleyeceklerim biraz ağır gelebilir, biraz birilerini rahatsız edebilir ama şu gerçeği hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler dürüstlükten bahsederken, bizler Kur'an'dan bahsederken, bizler imandan bahsederken hayatımızın merkezine sadece parayı amaç olarak koyup bu para uğruna yeri geldiğinde yalan söyleyerek, yeri geldiğinde insanları kandırarak, yeri geldiğinde çok üzülerek ifade ediyorum, amiyane tabirle sahtekarlık yaparak doğru dürüst olduğumuzu ifade ettiğimizde bizim fotokopimizi çeken çocuklarımız, o gençlerimiz bizleri örnek alarak bunun güzel bir şey olduğunu zannediyor ve onlar da hayatını o şekilde idame ettiriyorlar. Bizim toplumu düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Bizler kendimizi düzeltmezsek toplumun düzelme şansı yoktur. Çok önemli bulduğum için bunu geçen programda anlattım. Bu programda bir kez daha anlatmak istiyorum. Gerekirse bir kez daha, 10.000 kez, 100.000 kez anlatmamız lazım ve insanların kafasına bunu koymamız lazım. Şimdi
Adama sormuşlar, demişler insanı tarif eder misiniz? Aynen şu cevabı veriyor. Diyor ki insan ahlaklıysa bir eder. Eğer diyor yakışıklı, uzun boylu, güçlü, kuvvetliyse yanına bir sıfır daha koyun, on eder. Eğer parası varsa, zenginse, durum iyiyse bir sıfır daha koyun, yüz eder. Eğer nesep sahibi, soylu bir aileden geliyorsa bir sıfır daha koyun, bin eder. Ama başındaki ahlakı alırsanız, bir alırsanız geriye sıfır kalır. Aynen öyle. Bizim geleceğimizi kurtarma adına yapmamız gereken en önemli iş, kendimiz ahlaklı olup ahlaklı nesiller yetiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Evet. Bunu sağlamadığımız müddetçe toplumumuzu düzeltmek, bu ülkeyi ileriye götürmek, olması gerektiği yere götürme şansımız yoktur. Her şeyin başı ahlak. Bununla alakalı iki cihan serveri Peygamber Efendimizin söylediği şu sözü söyleyip sözlerimi bitireceğim. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Güzel ahlakı tamamlamak için. Bizim için en önemli konu ahlak. Ahlak deyince hani bunu insanlar farklı algılayabiliyorlar. Dürüst esnaf olmak da bir ahlak işi. Doğru söylemek de bir ahlak işi. Güzel giyinmek de bir ahlak işi. Karşısındakinin hakkına riayet etmek de bir ahlak işi. Bunu o kadar çoğaltabiliriz ki. Yemek yemek de bir ahlak. İşte ne bileyim, oturmak da bir ahlak. Edep de bir ahlak. Bunu o kadar hayatımızın her noktasında, her safhasına ahlaka yerleştirebiliriz. Bunu sadece böyle dar bir çerçevede algılayıp insanların giyinmesiyle, insanların yürümesiyle sınırlandırırsak bir yere varamayız. Varma şansımız yok. Ve bugün geldiğimiz nokta bu şekilde olduğundan buralardayız. Kesinlikle başkanım. Evet. Evet, söz sizde. Çok sağ ol başkanım. Ağzına yürüne sağlık. Güzel konulara değiniyorsunuz.